Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? Evet, Temmuz ayının son haftasında gökyüzünde ilginç bir görünüm var. Ondan bahsedelim. 29 Temmuz gecesi Türkiye saatine göre 10.35 gibi kesinleşecek bu görünüm bu gece. 29 Temmuz 10.35 Türkiye saatiyle kesinleşiyor. Ve gökyüzünde bir altı köşeli yıldız oluşuyor. Evet, gezegenlerin konumları ve sıralanması altı köşeli bir yıldızı temsil ediyor. Bu okült ve ezoterik astrolojide çok önemli bir anlamı var. Okült astrolojide altı köşeli yıldız aslında Süleyman'ın mührünün gökyüzünde görünmesi. Şimdi Süleyman peygamberin mührünün gökyüzünde görünmesi gerçekten ilginç bir olayı temsil eder. Davut yıldızı okült astrolojide aslında gökyüzünde bir problemin, karanlığın, habisin, kötü bir dönemin geldiğine bize işaret veren bir yapıdır. Ama tabii ki aslında nasıldır biliyor musunuz? Gizli kalan bir kötülüğün, gizli kalan bir değerin, gizli kalan bir yapının ortaya çıkacağını, ortaya çıkan yapının kendisini iyicene göstereceğini, o gösterdiği yapıyla beraber de gerçeği söylemek gerekirse iyi insanlar ve ahlaklı insanlar tarafından onun temizleneceğini gösterir. Davut yıldızı aslında şimdi Süleyman'ın mührü dediğimiz yapının ne olduğunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Altı köşeli yıldız. Şimdi insanlar bunu şöyle bir yanlışla yapıyorlar. İşte Davut yıldızı İsrail devletinin bayrağıdır. Bayrağına bir şey değil zaten. Şeklinde zaten bakarlar. Hayır, Süleyman'ın mührünün sembolüdür. Ben size bazı bilgiler vereyim mesela. İşte Davut yıldızının Musevilerle ve Yahudilerle alakalı olduğu düşünülür. Hayır, öyle bir şey değildir. Davut yıldızı daha Süleyman'ın mührü Osmanlı İmparatorluğu'nda da önemlidir. Hadi bazı ilginçlikler söyleyeyim. Anadolu beylikleri vardır biliyorsun. Evet. Şöyle bir olay var. Tarihi çok fazla bilmediği için bizim toplumumuz tüm Müslüman beyliklerin hepsinin işte hilal kullandığını, ay kullandığını, yok yıldız kullandığını filan zannederler. Öyle bir şey yok. Karamanoğlu Beyliği vardır bilirsiniz. Osmanlı Beyliği'nden sonraki imparatorluk diyebileceğin Anadolu'daki en büyük devlettir. Karamanoğlu Devleti'nin bayrağı Davut yıldızı ve mavi beyazdır. Evet. Yani şu anki İsrail bayrağının tersidir. Bakabilirsiniz internetten Karamanoğlu bayrağına bakabilirsiniz. Burada mesela tarihsel olarak dururlar. Her Müslüman Türk Devleti'nin hilal ve ay kullanılmaz. Aynı şekilde Davut yıldızı Germiyanoğlu Beyliği'nde de kullanılmıştır. Ama burada Kızıl Davut yıldızı kullanılmıştır. Bunların da anlamı var bak. Gökyüzünde mesela ay tabanlı, ayla beraber olduğunda mavi Davut diyoruz. Mars'la, Jüpiter'le olduğunda direkt olarak kırmızı Süleyman'ın mührü anlamına göre Germiyanoğlu Beyliği de bu Süleyman'ın mührünü kırmızı renkte kullanmış. Mesela buna baktığında çok ilginçtir. İşte Karamanoğlu Beyliği'nde aynı İsrail bayrağına benzeyen bir bayraktır. Germiyanoğlu Beyliği'nde Davut yıldızı vardır. Yani bu göksel sembollerle kurulmuş devletleri de temsil eder. Belli bir noktada Barbaros Hayrettin Paşa'nın büyük Osmanlı amirleri Barbaros Hayrettin Paşa'nın sancağında Karamanoğlu sancağıydı zaten. Süleyman mührü vardır. Süleyman mührü kötülüğün temizlenmesi, iyiliğin dünya üzerinde daha kuvvetli bir şekilde ortaya çıkabilmesini temsil eder. Ama kötülüğün temizlenmesi için kötü enerjinin, kötü diye nitelendirilen ahlak, etik, düşünce olarak ilkel diye nitelendirdiğin yapıların da ortaya çıkmasını temsil eder. Mesela En son 2003 yılında 2003 Kasım'da oldu mesela görünmüştü ve Nevşehir sinagogu patlaması. Evet, terör olayları çok artmıştı o dönemde. Şimdi çeşitli yerlerde bu konuyla ilgili bazı ben köşe yazıları okudum. Yabancı astrologların yazılarını da okudum. Türk astrologların yazılarını da okudum. Ben şimdi astrolojik olarak demagojiyi sevmeyen bir insanım. Biraz lütfen tarih okumaları lazım herkese. Çünkü 2004 yılında, 2003 yılının Kasım'ında olan Davut Yıldız'a ilk önce Nevşehir Sinagogu'nun havaya uçurulmasına, pek çok Musevi kökenli vatandaşımızın ölmesine, sonra HSBC Bankası'nın havaya uçmasına, İngiliz konsolosluğuyla ilgili sorunlar olmasına, Türkiye'de büyük bombalı patlamaların olmasına, bunun arkasından işte daha ziyade radikal bazı dinsel grupların yakalanmasına ve bunların ortaya çıkmasına sebebiyet verdi. Yani bunlar gerçekten ortaya çıkarlar.
Davut yıldızı akreplerin toprağın üstüne çıktığı bir dönemi temsil eder. Yılanlar ve çıyanların çöllerde değil evlerde dolaştığı bir dönemi temsil eder. Çünkü Süleyman'ın mührü ve Süleyman'ın aslında hikayesine baktığınızda tarihsel ve mitolojik olarak aslında Süleyman öte alemle bu alem arasındaki perdeyi koyan peygamberdir. Evet. İki alem arasındaki perdeyi koyan. Ama işte bu perdenin az da olsa açıldığını, öbür alem yani gerçeklik ile dünyasal maddi gölge alem arasındaki bir bağlantının olduğunu da gösterir. Ama unutma, her zaman bu alemler arasındaki bağlantıda insanın nefsi, kötülüğü ve egosu yüzünden çoğunlukla insanların o negatif yönleri ve o kötü yönleri ortaya çıkar. Sen de okült astrologsun. Evet, Davut yıldızı çok ilginç. Sen ne diyorsun? İki üçgen arasında oluşuyor bu gökyüzü konumu. Hem su üçgeni, o Jüpiter, Satürn, Neptün arasındaki su üçgeni, bir de toprak üçgeni arasında oluşuyor. Venüs, Plüton ve Ay arasında oluşacak toprak üçgeni arasında. Yine dediğiniz gibi toprak belki dünya, görünen değerler, su grubu, ruhsal ve mistik, manevi mistik değerleri temsil i̇şte ediyor burada. İşte mistik değerlerle dünyasal değerlerin birleşmesi, ama bakın bu değerler öyle kolay olmuyor. Evet. Yani gökten biri gelip de siz bunu birleştirin demiyor. Evet. Ne oluyor? Çat diye bir deprem oluyor. Binlerce insan ölüyor. O sırada insanlar ölümü düşünüyor, yaşamı düşünüyor, kayıpları düşünüyor. Evet. Sakat kalmış bir insanın yaşadığı sıkıntıları düşünüyor. Maddi dünyadan ve ete bağımlılıktan ruha doğru, içimizdeki o biricik ve tekir olan yüksek yöne doğru giden bir olgudur bu Davut Yıldız'a. Evet. Şekilci inançlardan kurtulduğunuzda, yalnızca ve yalnızca kendi içinizdeki biricik ve tekirle karşı karşıya kaldığınızda bunun anlamını görürsünüz. Bir de bu iki gün değil. Yani evet, 29 söyledi. İşte Temmuz'da başlıyor gezegen açısı. Yaklaşık bir Davut Yıldızı'nın 6 fazı vardır. 6 tane fazı vardır. Bu fazlarda çeşitli yıldız tiplerine göre değişir. 45 günlük etkidir bu. 6 fazı 45 günlük etkidir. Çok büyük değişimlere sebebiyet verir. Başta yıkımlara, sonra yeniden kurulumlara sebebiyet verir. Hepimize hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hoşça kalın. Sevgiler.